Gerçeğin sesi. hakikathaber.net. Minik yürekler için örgü örüyorlar. Saadetli hanımlar minik yürekler için örgü örüyor, öksüz yetim ve muhtaç çocuklara bin tebessüm oluyorlar. Saadet Partisi Kadın Gençlik Kolları tarafından 2 ay önce başlatılan Bir İlmek Bin Tebessüm projesi için Bakırköy Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Saadet Partisi İl Kadın Gençlik Kolları Eğitim Birim Başkanı Sümeyye Karabıyık, hava şartlarının ağırlaştığı bu günlerde ihtiyaç sahibi çocuklar üşümesin diye sımsıcak projemiz olan Bir İlmek Bin Tebessüm projesini başlattık dedi. İstanbul Gençlik Kadın Kolları olarak bugün burada çocuklar üşümesin diye burada ilmek ilmek ördüğümüz atkılarımızı, berelerimizi, eldivenlerimizi muhtaç kardeşlerimize ulaştırdık dedi. Öte yandan basın açıklamasının ardından teşkilat üyeleri tarafından yetim olan bir kız çocuğuna atkı ve bere hediye edildi. Balkanlardan soğuk hava dalgası ve kar geliyormuş. Hava sıcaklıkları hızlı bir düşüşe geçecekmiş. Mikropların kırılıp hastalıkların azalacağını düşünenler mutlu. Barajların dolacağını bilen yetkililer umutlu. Karın toprağa rahmet olacağına inanan çiftçiler mutlu. Peki toprağa düşen her canlıya müjde mi? Bir yerlerde kışın gelmesinden korkan anneler yok mu? Her çocuk mutlu mu karın yağmasından? Kışın gelişinden tedirgin olan minik yürekler yok mu? Saadet Partisi İstanbul Kadın Gençlik Kolları olarak havaların hızla soğumasıyla başladık dertlenmeye. Ülkemizde ihtiyaç sahibi olan milyonlarca minik yürek var diye. Zorlu kış mevsimi, sert hava şartları ihtiyaç sahibi çocukların sadece bedenlerini, ellerini ve ayaklarını değil, yüreklerini de üşütüyor. Tertemiz yürekleri. Soğuk bir kış gününü düşünelim. Soğuğu ve kendimizi. İliklerimize kadar hissettiğimiz, içimizi dahi titreten bir soğuk. Böyle bir kış gününde çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmak zor gelir bizlere. Sıcak evimize oturmayı, demli çayımızı yudumlamayı tercih ederiz. Dışarı çıkmak zorunda olduğumuzda sıcak tutan paltomuzu, yünlü çoraplarımızı giyeriz. Atkımızı, beremimizi, eldivenlerimizi takarız. Kışın sert soğuğuna karşı tüm tedbirimizi almışızdır. Kendimizi soğuğa, hastalıklara karşı güvende hissederiz. Emin atarız adımlarımızı. Yüzümüze vuran soğuk rüzgar mutluluk verir bize. Yağan kar heyecanlandırır bizi. Karın tadını çıkarmayı, kar topu oynamayı, karda kaymayı, pamuk gibi yere serilen bembeyaz karın üzerinde sanki en yumuşak yatağa kendimizi bırakıyormuşuz gibi uzanmak isteriz. Belki de en güzel mevsim kış mevsimidir bizim için. Soğuk ve sert kış günlerinde ihtiyaç sahibi bir çocuk olmak. İhtiyaç sahibi bir çocuğun yüreği sızlayan annesi olmak. Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamayan bir baba olmak. Siz hiç eksikliğini hissettiniz mi bir eldivenin, bir atkının, bir berenin? İçinizden karlarda yuvarlanmak, kardan adam yapmak, kar topu oynamak geldiğinde soğuğun durdurduğu, eve hapsettiği bir çocuk oldunuz mu? Yokluğu ve soğuğu iliklerinize kadar hissettiniz mi? Ayrıca Karabıyık, gençlik kadın kolları olarak dedik ki umuda ilmek atalım. Kış günlerinde soğuğu iliklerine kadar hisseden çocukların gözlerinde ışık olalım. Hava şartlarının ağırlaştığı bu günlerde ihtiyaç sahibi çocuklar üşümesin diye sımsıcak projemiz olan Bir İlmek Bin Tebessüm projesini başlattık dedi. Bizler dedik ki umuda ilmek atalım. Kış günlerinde soğuğu iliklerine kadar hisseden bir çocuğun gözlerinde parlayan ışık olalım. İmkansızlıklarından dolayı boynu boş kalmış bir yavrunun boynuna sevgiyi dolayalım. O minik yürekleri bir nebze de olsa sevindirelim. Hava şartlarının ağırlaştığı bu zamanlarda ihtiyaç sahibi çocuklar üşümesin diye sımsıcak projemiz Bir İlmek Bin Tebessüm'ü başlattık. Ördüğümüz çeşit çeşit örgülerle o masumların yüzündeki tebessümün adı olmak istiyoruz. Her ilmek bir umuttur. Her ilmek bir tebessümdür. Her ilmek bir yardımdır. Her ilmek yağmurun ardından gülümseyen gökkuşağıdır.
Her ilmek karanlık bir gecenin sabahıdır. Var mısınız siz de destek olmaya? İlmeklerin bir bir atılmasına vesile olmaya? Attığınız her bir ilmekte içinizin ısınmasına? Attığınız her bir ilmekle minik bedenleri ve yürekleri ısıtmaya? Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı olmaya var mısınız? Peki karanlık gecenin sabahı olmaya? Biz varız. Bu yolda beraber olmak istiyoruz. Tebessümlerin verdiği mutluluğu paylaşmak istiyoruz. Bir ilmek bin tebessüm adında bir çalışma yapıyorsunuz. Bakırköy meydanındasınız. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Öncelikle selamünaleyküm. Bizler Saadet Partisi Kadın Ekonomik ve Sosyal İşler Birim Başkanlığı ve Gençlik Kolları olarak çevremizde ihtiyaç duyulan çocuklarımızı giydirme kapsamında böyle bir projeye başlamış bulunduk. Bugün burada Bakırköy meydanında basın açıklamamızı gerçekleştirmiş ve insanlara daha fazla iletişim sağlayalım diye basın açıklamamızı gerçekleştirmiş olduk. Bunun dışında broşürlerimizi dağıttık insanları daha fazla bilgilendirmek açısından. Halkın tepkisi nasıl? Yaklaşımı nasıl? Evet, ilgilenenler oldu. Hatta biz ördüklerimizi nereye bırakırız şeklinde sorular oldu. Zaten broşürlerimizde adresimizi biz yazmıştık. Oraya ulaştırmaları gerektiğini söyledik kendilerine. İlgilenen kişiler inşallah oraya örgülerini ulaştıracaklar. Biz de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmış olacağız. Bakırköy ilçesi kadın kolları olarak ilin yapmış olduğu, il gençliğimizin yapmış olduğu bir ilmek bir tebessüm kampanyasına ilçe olarak desteklerimizi verdik. İnşallah hedefine ulaşır. Elimizden gelen gayreti hep beraber yaptık. Çalışmalarda gençliğe başarılar diliyorum. Tepkiler nasıl? Tepkiler çok güzel. Vatandaşın yaklaşımı çok güzel. Destekleri bekliyoruz. Böyleymiş kızım. Sevecekmiş.